iki devrim dalgası mazlumlar dünyasında. İkisi de hemen hemen aynı ülkelerde tekrar ediyor. Yani Rusya, İran, Çin, Türkiye. Yükselen Asya çağının geçmişi anlatıldı. Tarihe damga vuran iki milli demokratik devrimin önemine dikkat çekildi. Türkiye, Rusya, Çin, İran bu dört ülkenin hem 1905'te başlayan dalgada hem de 1915'te Çanakkale direnişiyle başlayan dalgada hep bu ülkelerin öne çıktığını görüyoruz. Vatan Partisi öncülüğünde Asya Çağı'nın Öncüleri Konferansı yapıldı. Çevrimiçi olarak yapılan konferansa Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de konuşmacı olarak katıldı. Türkiye, Rusya, Çin, İran dördü de eski imparatorluklar. Perinçek, Türkiye, Rusya, Çin ve İran'ın tarihte büyük birikimleri olduğunu vurguladı. İki devrim dalgasının dört ülkede gerçekleştiğini söyledi. Bu ülkeler herkes devlet kurmak, sömürgelikten kurtulmak, devletli olmak için mücadele ederken bu ülkelerin zaten geleneksel olarak devletleri vardı, devlet kültürleri, devlet birikimleri vardı, imparatorluk birikimleri vardı. Temelleriyle emperyalizme karşı direnebildiler ve iki devrim dalgası bu ülkelerde gerçekleşti. Perinçek, Asya merkezi devrimlerin öncülerini de sıraladı. Bunların en tipik olanları işte Rusya'da Lenin, Rus devriminin önderi, Türkiye'de ilk Kurtuluş Savaşı'nın lideri, modernleşmenin, demokratik devriminin lideri Atatürk. Çin'de ise büyük bir köylü kitlesinin ayağa kalkmasıyla dünya tarihine damgasını vuran Çin devrimi, onun lideri de Mao Zedong. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Asya Çağı'nın Öncüleri kitabı çok sayıda dile çevrildi. Bu üç büyük devrim liderinin kişilikleri temelinde aslında bu Asya devrimlerini inceliyorum. Şimdi bu kitabın bugünlerde İspanyolcası da çıkmak üzere.